Teknojok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir oyun performansı videosuyla daha karşınızdayım. Bu seferki konuğumuz ise Oppo A91 modeli. Şu anda bu telefonun fiyatı arkadaşlar 3000 liralar civarında. Dolayısıyla 3000 lira bir bütçeniz varsa hani baktığınız zaman 8 GB RAM, 128 GB dahil depolama hafızası gayet makul bir cihaz gibi duruyor. Peki bu makul cihaz bizlere oyun tarafında nasıl bir performans sunuyor? Aslında sizlere biz bunu göstermek istiyoruz. Telefonumuza 3 tane oyun yükledik arkadaşlar. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt 9. Niye bu oyunları yükledik? Çünkü bunlar genel itibariyle telefonları kasan ve ülkemizde en çok tercih edilen yapımlar diyebiliriz. Herhalde bu oyunlardan daha yüksek böyle sistem gereksinimlerine sahip mobil oyunlar yoktur diye düşünüyorum ben. Popülerlik tarafında baktığımızda da özellikle PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'in ülkemizde böyle zirveye oynadıklarını söyleyebilirim. Asphalt 9 ise baktığımız zaman arkadaşlar bir araba yarışı oyunu ve gerçekten muazzam grafiklere sahip. Onu da biraz telefonun görselliğinin böyle ön plana çıkması için seçtiğimizi söyleyebilirim. Şimdi ne yapacağız? Dilerseniz kısaca bundan bir bahsedelim sizlere. Telefonumuzun şarjına bakacağız arkadaşlar. Oyunu oynamadan önce telefonumuzun pil değerini sizlerle paylaşacağız. İşte pil değerini yüzde kaçsa ki şu anda mesela %59, bunu size kamerada göstermiş olacağız. Ardından ne yapacağız? Telefonumuzun sıcaklığını şu elimde görmüş olduğunuz sıcaklık ölçü aletiyle ölçeceğiz. Mesela şu anda ben hemen canlı olarak ölçüyorum. Birazdan yine ölçeceğiz ama 29 dereceler 30 dereceler civarında bu telefonun sıcaklığı. Ardından 15-20 dakika boyunca bu 3 oyunu, az önce bahsettiğimiz 3 oyunu bu telefonda oynayacağız. Çıkış kısmında ise telefonumuzun piline tekrardan bakacağız. Pili yüzde kaç seviyesinde azalmış bunu göreceğiz. Ve telefonumuzun sıcaklığını ölçeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu telefonun sıcaklığı 30 derecelerden kaç derecelere yükselmiş, bunu sizlerle beraber canlı bir şekilde görmüş olacağız. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan telefonumuzun oyun testine bir giriş yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda telefonumuzla oyun oynamaya başlayacağız. Şöyle pil seviyesini sizlere göstermek istiyorum. Telefonumuzun pil seviyesi şu anda %59'lar civarında arkadaşlar. Sıcaklığımızı da ölçelim isterseniz. Baktığımız zaman hani 31 dereceler civarında bir sıcaklığımız söz konusu, 30.8. Yani 31 diyebiliriz biz kısaca. Evet, şimdi oyunumuza girelim. İlk olarak PUBG ile başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda oyunumuza giriyoruz. Hemen başla diyelim. Çok fazla uzatmadan eşleşmemizi yapalım. Oyunumuza başlayalım. Bakalım bizlere nasıl bir görüntü performansı sunacak bu telefon. Beraber bunu gözlemlemiş olacağız. Şimdi oyunun yüklenme süresi, evet, yükleniyor diyor. Bakalım sıcaklıkta bir artış oldu mu hiç? Evet, şu anda 1-2 derecelik olmuş. Bakalım daha ileride ne olacak? Şu bir ayarlara bakalım arkadaşlar. Bir grafik ayarlarını görelim. Dengeli de şu anda grafik ayarlarımız. Kare hızı ortada. Ben bunları değiştireceğim şimdi. Bunu akıcı yapacağım. Ya da HDR falan, bunlar daha gelmemiş. Her zaman olduğu gibi HD olsun. Klasik, yumuşak, sinematik. Bunlar böyledir. Bunu etkinleştirelim, düzgünleştirmeyi. Yani biraz zorlayalım istiyorum zaten. Gölgeler etkin durumda. Parlaklık vesaire. Bunu da etkinleştirelim. Yok, grafikleri otomatik ayarlamasın ya da ya. Biz belirledik zaten onu. Değil mi? Tamam, yüksek, tamam. Evet, tamam dedik. Dalgalanma varsa kare hızını düşür diyor. Bunu göreceğiz. Dalgalanma olup olmadığını birazdan göreceğiz arkadaşlar. Evet, şu anda uçağımızdan gidiyoruz. Bakalım dalgalanma olup olmadığını görmüş olacağız. Yani şu anda bir takılma donma, herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi. Gayet akıcı bir şekilde oluyor bu işler. Şimdi iptal diyelim, atlayalım ya biz. Beklememize gerek yok. Şöyle uçalım. Şurada bir evler mevler var. O evlere doğru gidelim. Ha, evler kayboldu. Ha, geldiler tekrar. Yani evlerin kaybolup geri gelmesi çok hoş olmadı.
Ama neyse şurada şimdi alalım. Evet yeni ağaçlar. Oh. Eve takıldık ha. Şuradan hemen girelim. Kapı nerede ya? Neyse şuradan atlayalım. Hatta hemen alalım. Tamam. Şunu elimize alalım hemen. Tamam. Mermisi de var. Tamam. Şimdi birilerini bulalım. İsmail'i vurdular. Dur gidip İsmail'i kurtarayım. İsmail. Ölmüş İsmail. Neyse yapacak bir şey yok. İsmail'in öcünü alacağız şimdi arkadaşlar. Aha bizi de öldürdü. Süper noob. Çakal. Ha, İsmail'in öcünü alamadık arkadaşlar. Olur böyle arada. 98 hayatta. Bir ben öldüm bir de İsmail öldü demek. Evet. PUBG'yi bu şekilde. Dilerseniz PUBG'den çıkalım ve asfalta girelim biraz da. Tamam PUBG bizi tatmin etti. Yani oynanış falan akıcı PUBG'de. Bunu öğrenmiş olduk. Şimdi asfalta girelim arkadaşlar. Bakalım biraz da asfaltta bizleri ne gibi bir tecrübe bekliyor onu görelim. Oyna diyelim direkt. Yani kariyer mariyer bunları biliyoruz zaten. Evet evet ileri. Her şeyde ileri biliyoruz onları. Tamam sen rahat ol. Evet. Oyna. Touch drive. Kapa çıkmıştır. Kapatsaydık onu keşke kolay kolay oynardık. Bundaki oyun kontrolleri kolay arkadaşlar. Sadece sağ sol yapıyorsunuz. Eğer açmazsanız ayarları biliyorsunuz. Yani gayet basit bir oynanış söz konusu. Üçüncü bitir diyor. Ben birinci olurum garanti. Biliyoruz kardeş be. Ama havada dönüyor. Evet dediğim gibi birinci oldum arkadaşlar. Hızlı bir oyun. Benim hoşuma gidiyor bu asfalt. Hızlı olması sebebiyle. Bunları alalım. Bir yarış daha yapalım. Bir iki yarış daha atalım sizlerle birlikte. Evet. Hızlı olmasının yanında bir de kontroller kolay arkadaşlar. Önemli olan da o. Oynayalım. Evet. Güzel. Bir kere daha su kenarında da yarışalım. Bu oyunda çizimler alıyorsunuz. Çizimler alınca arabaları açıyorsunuz. Yine geliştirmek için yine çizimler almanız gerekiyor. Belli bir seviyeye geliştirebiliyorsunuz çizimleri topladığınız zaman. A, B, C, D, S, S, Super S falan arabalar var, sınıflar var. Mesela bu D sınıfı bir araç. Mitsubishi Lancer. Böyle abuk subuk hareketler yapabiliyorsunuz. Sakın trafikte denemeyin arkadaşlar. Aha, bir arabayı daha patlattık. Şöyle hemen bir de havada döneyim. Ama orada döndük. Yine birinciliğe adım adımlarla gidiyoruz. Aha. Ne uçtum be. Böyle bir de dönerek gireyim. Havalı olsun. Evet yine açık ara kazanmayı bildik arkadaşlar. Evet bu oyunda da gayet güzel grafikler. Oyun akıcı. Ayarlarına nereden bakıyoruz bunu ya? Bir bakalım bir grafik ayarlarına falan. Ha, şurada ayarlar var. Oyun ayarları diyelim. Ses ve görüntü diyor. Bakalım. Görsel kalite varsayılan demiş. Biz bunu yüksek kaliteye alalım. Yüksek kalitede bir de oynayalım. Evet. Başlatalım bir daha. Başlat. Bir de yüksek kalitede oynayalım arkadaşlar. Bakalım akıcılıkta
Hani bir geri gelme olacak mı? Onu görmüş olacağız. Şimdi bundan sonra da bir Call of Duty Mobile yapacağız sizlerle birlikte. Şu anda oyunumuz açılıyor yüksek kalitede. Burada sıcaklık ne alemde bakalım mı? 37'lere kadar çıkmış. Şimdi değil. Evet, oyunumuz açılıyor şu anda. Yüksek kalite ayarlarında. Yeniden başlattık oyunu. Oynayalım hemen. Bakalım yüksek kalitede bir düşüş vesaire olacak mı? Bunu beraber girelim şuna. Deneyimlemiş olacağız ileri. Evet, oyna. Serbest düşüş. Himalaya. Bu güzel bir bölüm. Böyle yüksekten başlıyorsunuz. Yokuş aşağı gidiyorsunuz. Bakalım yüksek ayarlarda bir yarış bitti. Evet. Yine kazandık. Yüksek ayarlarda da yani herhangi bir donma kasma olmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet akıcı bir şekilde oynadık oyunu yani. Herhangi bir sıkıntı çıkarmadan bu telefonla asfaltı yüksek ayarlarda da oynayabiliyoruz. Tabi ilerleyen safhalarda ne olur bilinmez. Çünkü hani daha fazla ısınacağı için belki donma kasma yapabilir. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi asfaltı da kapatıp Call of Duty Mobile'a girelim. Son olarak bu oyunda da birkaç dakika oynadıktan sonra telefonumuzun sıcaklığını ve şarj seviyesini gözlemleyeceğiz. Bakalım ısınma, kasma, donma vesaire olacak mı, olmayacak mı? Bunları beraber görmüş olacağız. Evet, ufak bir indirmemiz var hemen. Bunu yapıyor 76.03 megabaytlık. Bu indirmeden sonra oyunumuz başlamış olacak. Evet arkadaşlar, şu anda oyuna giriyoruz. Bu tabi bildiğiniz üzere eğitim turu, ilk defa oyuna girdiğimiz için. Tabi biz burada önemli olan oyunun akıcılığını vesaire görmemiz. Bir turda oynayacağız zaten. Sıkıntı yok. Şarjörümüzü dolduralım. Bir daha dolduralım. Sonraki hareket edelim. Gelişmiş kontrollere girelim buradan. Ayarlar. Gelişmiş mod. Basit tabii ki. Evet, şimdi oyuna girebiliriz herhalde. Tabii önce ben bir ayarlara falan bakacağım arkadaşlar. Hangi ayarlarda oynadığımızı bir görelim. Bu süreçte biraz daha ayarları açacağım. Bakacağız, göreceğiz. Tamam, kısa kesik Ghost. Ayakkabı olacaksın. Ya bunları geç ya.
Bir dur kardeş, ayarlara gireydik ya. Bizi direkt oyuna soktun ha. Neyse, bunu oynayalım, ondan sonra ayarlara gireriz. Ya da şurada ayarlar var ya, orayı tıklayalım arkadaşlar, oradan bakarız. Tamam, kısa kes. Tamam, seç. Ayarlar. Hemen ses ve grafiklere geliyoruz arkadaşlar. Orta demiş. Bunları yüksek yapıyoruz. Bakalım alan derinliği. Alan derinliğini açalım. Ragdoll neyse onu açalım. Su yansımasını. Bakın ne diyor. Geçerli grafik kalitesi ayarları. Desteklemiyormuş. Gerçekçi. Tamam. Kişiselleştir. Tamam. Tamam. Sonuç olarak. Oldu mu olmadı mı? Birazdan bakarız ona. Champions, sakin olun bakayım. Şu anda adamların base'ine sızdım. Bu ne ya? Kullanalım hemen. Şimdi online edelim. Tamam. Şurada da adam var. Dwight ölecektik ama bitti zaten oyun, evet. Zafer. 20-13 endik. Bunlar zaten bottur arkadaşlar. Çok kolaydı. Farkındayım yani. Adam nereyi taramış? Adam ölmüş olsun. Ha işte. Ecel de varsa ölüm, böyle ölüyorsunuz. Adam duvara ateş ediyor, siz ölüyorsunuz. Şans. Evet arkadaşlar, şimdi grafik ayarlarını falan ayarlamıştık. Zaten bakacağız sıcaklığımıza, çıkacağız oyundan. Dilerseniz hiç şey yapmadan direkt çıkalım. Bakalım şarj seviyemiz yüzde kaç olmuş? Evet, gördüğünüz gibi hala %52. Yani öyle şarjda önemli bir düşüş vesaire söz konusu değil. Gelelim sıcakta. Hemen telefonumuzu soğutmadan ölçelim. Evet. Gördüğünüz gibi 40-42 falan var şurada. Ha, 40-41 civarı. 42'ye kadar yükselen yerler oluyor arkadaşlar. Şuralar daha düşüktür muhtemelen. Çünkü batarya var burada biliyorsunuz. 42 derece. Şu işlemcinin falan olduğu ilk kısımda 42 dereceyi görüyoruz. Gördüğünüz üzere. Yani öyle çok büyük bir ısınma vesaire de söz konusu değil. Yani elinizi rahatsız edecek bir ısınma olmadığını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Oppo A91 oyun tarafında da gayet kullanıcıları memnun edebilecek bir performansa sahip. Baktığımız zaman oyunları gayet akıcı bir şekilde oynatıyor mu? Evet oynatıyor. Isınma seviyesini alemde çok fazla rahatsız ediyor mu? Hayır, etmiyor. Tabi biz burada 15 dakikalık bir deneyimden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani kalkıp bununla bir 2 saat 3 saat oynarsanız muhtemelen sıcaklık değerleri daha da artacaktır. Fakat ben hani telefonu şöyle tuttuğunuzda elinizi rahatsız edebilecek seviyede bir sıcaklık olacağını düşünmüyorum ki. Zaten biliyorsunuz artık telefonlarda genellikle silikon kılıflar geliyor. O silikon kılıfları da taktığınız zaman telefon muhtemelen hani elinizi çok fazla rahatsız etmeyecektir diye
düşünüyorum ben. Eğer böyle oyun oynamak için 3000 liralar seviyesine iyi bir telefon alıyorsanız bence Oppo A90 bir modeli iyi bir seçenek diyebilirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de lütfen unutmayın.